Böyle rahmetli Neşet Ertaş, efendim çok büyük üstad Orhan Gencebay, işte İbrahim Tatlıses, böyle hani sayarız daha, Sezen Aksu falan filan. Ben böyle Yılmaz Hoca gelirken de aynen o kıvamda böyle heyecanlanıyorum. Yani böyle üstad geliyor, büyük geliyor, böyle acayip bir adam geliyor. Bir kere ligin o alttaki üç takımının olduğu yere Yılmaz Vural potası deniyor oraya. Yani hani oraya girdin mi Yılmaz Hoca orada at deyip böyle elinden tutup çıkar diyor. Sanika Boru, Elazığ Sporu da aldı ta nerelerden, nerelere getirdi. Hep beraber... Bir dakika. Benim hiç bu hareketten haberim yokmuş. O 1-2-3 mü oluyor öyle? Pardon. Bir dakika, bir daha. Yılmaz Vural geliyor. Özel günler olsun. De otururum olur diyorsun. Evet. Yılmaz hocam nasılsın? Teşekkür ederim. Yo, aslan hocam. Ay. Beni abi, çok sevdiğinden böyle bir aydan beri çağırıyor, gelmiyorum diye kızıyor. Hayır. Çok sevdiğimden de yapıyorsun. Geldiğin için valla. Gerçi ondan yapıyorum. Atakımdan yapıyorum. Aslan, ya tabii kolay değil. Bir aydır Yılmaz Hoca'yı çağırıyorum. Elazığ Spor'un durumu tam belli değildi matematiksel olarak. Evet. Hala zor durumlar dedi. Şu dönemde gelmem dedi, hiç hoş olmaz dedi. Takım bırakamam dedi. Ama şimdi artık Elazığ Spor'u gerçekten de aldınız, bir yere kadar getirdiniz. Harika. Geldi abi. Geldi. Gerçekten geldi. Konuşacağız hızımızı. Bütün Türkiye seyrediyor mu bilmiyorum ama 1 milyon Elazığlı beni seyrediyor. 1 milyon Elazığlı. Evet. Sana bugün sürprizlerimiz de var. Elazığ'a da buradan selamlar. Yılmaz Hocama da hoş geldiniz diyelim. Hocam alayım seni böyle. Gel. Ben tabii yerlere vurmuşum kendimi, farkında değilim. Farkında olmuyor musun? Yoldan geçiyorum. Yanında bir yaşlı teyze, kızı var. Döndü kızı. Evladım, bu akşam namaz kılan çocuk değil mi televizyonda? Sen ama evet, maçta hiç yerden kalkmadığın için abi devamlı taklalar, bir koşular, düz koşular. Bir de senin sesinin şu gün bu halde olması da güzel bir şey. Çünkü son maçlardan bir tanesinde feci bir... Bağırmak da değil, yırttın kendini abi yani gerçekten. Çok acayip bir durum oldu. Hep beraber bir... Bağırdık çeşitliyiz. Yılmaz Erdoğan bizi andı. Yılmaz Vural klasiklerinden derlediğimiz bir görüntümüz var. Hep beraber bir izleyelim, buyurun. Kaç takımı kurtardın hocam küme düşmekten? Yani 28 senede 22 tane takım, hangisini hatırlayayım? Kaç senede kaç takım? 28 yıl. 28 yıl maşallah, 22 takım mı? Türkiye'nin 7 coğrafi bölgesi. İkişer, üçer köy. Var harita var, göstersene. Çalıştığı... Harita var mı? Çalıştığı kulüplerin haritasını çıkartalım dedik, böyle bir şey. Yemin ediyorum bu çıktı. Vallahi. Versene şunu haritayı. Hadi. Neyse, tamam. Ver. Yılmaz Hoca'nın çalıştığı kulüplerin... Ver, ona getir, ona gerek yok. Abi bu nedir ya? Hocam bu nedir yani? Geometride böyle bir şekil yok değil mi? Ben bunu dedik ki biz, hani ben çizeyim de göstereyim. Çizilecek gibi değil, 2,5 saat geçer yani. Nerede başladınız hocam ilk? Malatya'da. Nerede? Malatya. Evet. Ondan sonra...
Malatya'yı çok seviyorum o yüzden. Ondan sonra sayayım mı tek tek? Biliyor musunuz? Biliyorum tabii. Bütün gittiğiniz kulüpleri biliyor musunuz? Hepsini biliyorum. Vay maşallah, saymanıza gerek yok. Biz burada zaten yeterince kafamız karıştı yani. Yılmaz Hoca'ya büyük bir alkış. Vallahi tebrik ederim. Ben mesela bir geçen gün bir espri değil tabii, doğru. Alex Ferguson biliyorsun bitirdi bu sene. Evet, bıraktı. Birlikte başladık onunla. Alex O Manchester'da başladı. 86 yılı. Ben Malatya'da başladım 86 senesi. Birlikte başladık dediniz, o Manchester'da senesi denk geldi. Tabii, evet. Seneleri aynıydı. Birlikte başladık deyince ben aynı ligde falan başladık gibi. Arkadaşımız yani. Arkadaşımız bir takımda bitirdi futbol antrenörlük hayatını. Ben 22 takım gezdim. Yani Türkiye'nin haline bak ya. Ne kadar büyük istedim. İster miydin tek bir takımda kalmak 22 tabii sene boyunca? İstemez. Hangi takımda kalmak isterdin? Söyleyeyim ben. Söyleyemem derdimi. Söyle hangi takımda? Yani üç büyükten bir tanesi olurdu ya. Üç büyüklerden bir tanesi. Tabii yani. Vallahi ben de söyleyeyim. Buradan da destek gelecektir. Gerçekten de üç büyüklerden bir tanesini görmek isterdik seni. Yani, cidden görmek isterdim. Vallahi bak. Hocamın öyle bir hikayesi var. Fenerbahçe'de gece anlaşma imzalıyorsun değil mi? Gece imzalıyorsunuz Fenerbahçe. Ali abim beni gece iki kere evinde anlaştırdı. Sabahleyin başkası geldi yani. Ya bir 24 saatlik Fenerbahçe antrenörüyüm ben ya. Kulübü çalıştırmış ama bir gün gece çalıştırmış yani. Hani gece sabaha karşı gitmiş. Niye öyle oldu, öyle oldu demek yani. Abim benim. Ben çok isterim. Aykut Hoca da bir tane. Aykut Hoca da bir tane ama tabii gerçekten. Aykut Hoca'yı tabii şeyden eleştiriyorlar. Yüzü pek gülmüyor. Daha somurtkan duruyor. Pek neşelenmiyor falan gibi. Daha büyük hareketler yapmıyor gibi. Biz Aykut Hoca'yı bir kere de tabii böyle bir hızlı dinamikle görmek istiyor insan yani. Onun için bir güzellik yaptık. Aykut Hoca'nın kafasını... Ne yaptın? Yılmaz mı yaptın? Beni vücuda yerleştirdik. Aykut Hoca yine gülmüyor. Yılmaz Hoca'nın vücutta. Ama hareket kabiliyeti arttı Aykut Hoca'nın. Aykut Hoca'mızın da affına sığınarak hep beraber bir izleyelim. Buyurun. Aykut hocamızaydı. Ama fena durmuyor ya. Ha? Aslında böyle olmasın. Vallahi olabilir yani. Hani yakışır Aykut hocamıza da.